İyi günler. Bu videomuzda çocuğunuzun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için takviye olarak verebileceğiniz bazı ürünlerden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu bunlar bizim kendi çocuğumuz için kullandığımız ürünler. Bunları kısaca açıklamak istiyorum. Bağışıklık sistemi biliyorsunuz çocuklar için çok önemli. Devamlı küçükse yaşları devamlı hasta oluyorlar. Bu yüzden de onların bağışıklık sistemleri zayıf olduğu için biraz kuvvetlendirmek lazım. Biz bunları aralıklı kullanıyoruz. Yani her gün kullandığımız ürünler değil. Mesela Entero-Germina'dan başlayalım. Bu probiyotik bir solüsyon. 50 mililitrelik 20 adet tüplerden oluşan probiyotik. Bu bağırsak florasını düzenleyen aktif bakterilerin bulunduğu, şurada da yer alıyor, 2 milyara yakın bakteri var. Bakteri sporu var içinde. Bağırsak florasını düzenliyor. Yani bağırsak, bağışıklık sistemini destekleyen önemli bir organ. Yani bağırsaklarımız ne kadar sağlıklı olursa bağışıklık sistemimiz de o kadar güçlü oluyor. Bunu sadece bağışıklık sistemi için kullanmıyoruz. Aynı zamanda ishal ya da kabız olduğu zamanlarda da kullanıyoruz. Biz bunu normal şartlarda rutin olarak 4 günde bir veriyoruz. Yani bir gün bunu, bir gün bunu, bir gün bunu, bir gün boş geçiyoruz. Ondan sonra tekrar başa dönüyoruz. Öyle sırayla veriyoruz. Hepsini aynı gün kullanmıyoruz. Aynı zamanda da şayet dediğim gibi ishal ya da kabız olursa o zaman da sıklaştırıyoruz. Her gün kullanmaya başlıyoruz. 2-3 yaş çocuklar için günde bir tane, 11 yaşından sonraki çocuklar için de günde 2 tüp olarak dozajını vermiş firma. Bunun bayağı bir faydasını gördük açıkçası. Yani faydasını gördüğüm için zaten sizlerle paylaşmak istiyorum bunları. İkinci takviyemiz zinc omega. Bu balık yağı. Tabii içeriğinde multivitaminler, yani bazı vitaminler de mevcut. Neler var bunun içeriğinde baktığımızda arkasına? Omega 3, EPA, DHA, çinko, C vitamini, B6 vitamini, D vitamini mevcut. Yani balık yağı ile birlikte aynı zamanda diğer vitaminlerinde takviyesini yapmış oluyorsunuz zinc omega ile. Bunun da fiyatı 60-70 lira civarı. Yani bunların hepsinin 60-70 arasında fiyatları. Entero-Germina da öyle 60-70-65 olması lazım galiba. Zinc omega da öyle. Redoxon Kids de fiyatı öyle. İçeriğinde tam olarak içeriğinde ne var diye baktığımızda balık yağı, şeker, deiyonize su, emilgatör, aroma verici, antioksidan, çinko sülfat, koruyucu, absorbik asit, C vitamini, aroma verici, kıvam arttırıcı, B6 vitamini ve D vitamini mevcut. Tabi bazı istemediğimiz içerikler de mevcut içerisinde. Mesela şeker, koruyucu, aroma verici gibi şeyleri istemesek de bazı durumlarda marjinal faydasına bakmak lazım. Yani faydası ne kadar, zararı ne kadar? Gerçekten çocuğa bir katkı sağlıyor mu? İşte günlerce yatakta hastalanmaktansa az miktarda zarar görerek bağışıklığını güçlü tutarım, hastalıktan korurum düşüncesi mi? Bunun muhasebesini iyi yapmak lazım. Çünkü ben günlerce yatmasındansa az da olsa bazı sağlıksız gıdaları almasını artık göze alıyorum bu noktada. Ya bunları almamız lazım. Çünkü takviye ürünlerin hepsinde hemen hemen şeker, koruyucu, emilgatör gibi birçok istemediğimiz içerik mevcut. Ama bunlar tabii ne kadar faydası var, ne kadar zararı var. Bunları siz kendi muhasebe etmeniz gerekiyor. Üçüncü ürünümüz Redoxon. Bunu da 4 günde bir veriyoruz. Redoxon'un içinde D vitamini, C vitamini ve çinko var. Bunun da içeriğine baktığımızda glikoz şurubu, şeker, sığır jelatini, absorbit asit, sitrik asit, çinko sülfat, aroma verici, renklendirici gibi yani vitaminlerin yanında da bazı katkılar mevcut. Bu Alman menşeili bir ürün. Biraz da ona da güvendim almadan önce. Şu an dediğim gibi 4 günde bir kullanıyoruz. Gerçekten de bu kış sadece bunları kullanmadan önce bir kez hastalandı. Daha sonra da bir daha hiç hastalanmadı. Yani bu kışı hastalıksız atlattık. Bu takviyelerden sonra oldu. Yoksa 5-6 kez tekrarlayan hastalıklar oluyordu. Bronşiyolite kadar gittiği de oluyordu bazı durumlarda. Hastalandığı zaman ya da burnu tıkandığı zaman ne yapıyoruz? Serum Fizyolojik Gifrer'in ürününü kullanıyorum ben burada. Gifrer bu da Fransız menşeili bir ürün. Bunu kullanmamın sebebi de diğer serum fizyolojiklere nazaran daha saf ve steril olması. Çünkü göze de damlatabiliyorsunuz. Burun ve göz temizliği için diyor zaten baktığınız zaman. Ben 20'liğini kullanıyorum. İnternette de bunu 25 lira civarına alıyorum. Yani 20 falconu 25 lira civarına alıyorum.
şekilde. Hatta biz de kullanıyoruz bunu. Yani burnu tıkandığı zaman falan burnuna direkt damlatmıyorsunuz. Fışlatıyorsunuz bir anda bir anda. Bir de ağzına, genizine doğru fışlatırsanız gerçekten de etkisi oluyor. Yani o geniz yanmalarını kendimde de genizin falan yanmaya başladığı zamanlar açıkçası bunu fışlattığım zaman hemen geçiriyor. Diğer yağlarımıza baktığımızda lavanta yağı ve nane yaprağı yağı var. Bunlar da yine nefesi falan daraldığı zaman çocuğun hasta olduğu dönemlerde yastığına damlatıyoruz. Esans yayılıyor odaya. Bu da nefesini açmasına faydalı oluyor. Gerçekten bunun da faydasını görüyoruz. Bir ferahlık geliyor. Bunu ben de kullanıyorum zaman zaman. Tanıtacağım ürünler bunlardı. Ben bunları kullandım. Herhangi bir yan etkisini görmedim. Faydasını gördüm. Bu nedenle sizlerle paylaşmak istedim. Umarım siz de fayda görürsünüz bu konuda. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.